Ünlü sohbetlere hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Esra Sönmezer. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Cin gibiyim. Vallahi bu güzel gözler bizim nazar boncuğumuz olsun. Teşekkür Bugün ederim. İlk konuğumsun. İnşallah uğur getireceksin. Ona çok inanıyorum. İlk programın ilk konuğuyum. Aynen Kanal öyle. Da yeni kurulmuş. Program da yeni kurulmuş. Evet. İlk konuk inşallah genelde uğurlu bir insanımdır. Böyle bir mekana giderim mesela. Mekan dolar. Gerçekten şaka yapmıyorum. Biliyorum. Bu hep bu şekildedir. İnşallah kanalda uğur getiririm diyorum. Enerjin çok güzel. Pembe pijama desem. Onunla başlasak. Nasıl çıktı o fikir? Senin fikrin fikir, mi? Bu fikir çok basit bir fikir aslında. Yani böyle bir küçük bir talk show. Çalıştığım kanala ne yapabilirim diye düşündüm. Kendim form. Benim birçok formatlarım var. Bu benim en minik formatlarımdan bir tanesi. Şöyle düşünün, mesela bir köy lokantasına gidersiniz ama salaştır. Ama yediğiniz yemek çok lezzetlidir, unutamazsınız mesela. Bu format bunun gibi ama çok farklı formatlarım var. Yapımcılık hayatıma başladım. Harika. Şimdi farklı bir formatım yapmayı planlıyorum ama onunla ilgili yine bir change yaptık. Çünkü biraz sözleşmelerde sıkıntılar oldu. Biliyorsunuz malum kanallar hep yapımcı da olsanız tüm hakları almak istiyorlar. Aynen öyle. O yüzden bayağı uzadı sözleşme süreçleri. Ben de şöyle bir fikir düşündüm. Bunu dedim başka bir yerle konuşurum. Çünkü yine yapılmamış ve herkesin peşinden koşacağı ve prodüksiyonlu bir çok maliyetli. Ötekinin maliyeti düşük. Evet. Pembe pijamanın. Bari dedim bunu dedim transfer edeyim. Evet. Büyük ihtimalle pembe pijama transfer olabilir ama netliği daha karar vermedim. Düşünüyorum. Çünkü konukların da pijamayla geliyor değil mi? Yani sen pijamayla geçen sunuyorsun. Geçen mesela Şenol İpek geldi. Onunla beraber de bir hanımefendi yeni bir albüm yapmış. İşte klip çekiminden geldiler. Şey dedi. Ya Esra'm dedi, çok yorgunuz, arabayı biraz uzağa bıraktık da ben bu kıyafetlerimi çıksam olur mu? Mümkün değil, o zaman programı almıyoruz aynen dedim. Aynen. Pijamasız programa giremezsiniz. yani o erkekler röpte şambur giyiyor, işte terlik vesaire. Bir de çok zaten iyi. Şöyle avantajlı. Ben de böyle mesela giyinmekten sıkılıyorum. Hani programdan sonra direkt evime pijamalarla gidip yatağa gidip uyuyorum. Müthiş yani. Ya. Çok, çok rahat. Güzel. Evet, evet. Harika. Peki tiyatro desem? Valla tiyatro hayatım nasıl söyleyeyim. Bak ben bu sektöre ilk girdiğimden beri tiyatro yapıyorum. İlk Müjdat Gezen'le başladım. Evet. Kabare yapmıştık. İlk onda sahne tozunu yuttum. Aslında şimdi tiyatro aşkım çok güzel bir meslek. Ama nereden başlayayım? Şimdi en son Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Zeyno Göneş'te falan çok güzel prodüksiyonlu, güzel bir oyun yaptık. Güzel de bir inşaat firması sponsorumuzdu vesaire. Tamam, eyvallah, eğlendik. Gezdik, tozduk. Zaten pandemi girdi. Biliyorsun evet. Bostancı Gösteri Merkezi'nde bile biz bir tiyatro olarak, keza orada pek tiyatro sahnelenmiyor. Doğru. Bostancı Gösteri Merkezi'nde orada bile çıktık. Sonra pandemi bitti işte, azaldı diyelim. Yine günlük 200 tane vaka vardı, tam bitti diyemiyorum. Maalesef. Şimdi yine iyi bir tiyatrodan bana teklif geldi aşkım. Önce bir kabul ettim. İki kere bir provaya gittim. Ya dedim, zaten hem yapımcılık yapıyorsun, program sunuyorsun. Ya bir de dedim, bir koltukta 3-5 karpuz olmaz. Bir de bütçeler çok az. Ya sevgili arkadaşlar, inanır mısınız? Bütçeler benim evimin aidatının altında. Biliyorsunuz sitelerdeki aidatları 500 ile 1500 ya da 500 ile 2500 arasıdır. Evet. Dedim bu olmaz. Bir de siz efendim biraz ünlüsünüz, tanınıyorsunuz ya. Hatta background'unuz, CV'niz geniş diye size yine maksimum rakam veriyorlar. O maksimum rakam bile komik. Ama, yine aidatımın ama altında. Ama tiyatroyu zaten bütçe için yapmıyorlar genelde. Hayır. İnanın sadece tiyatrodan geçinen arkadaşlarımız evet, var. Evet, bütçe çok için yapmıyorlar diyemeyiz, yalan olur. Bazı oyunlar var ki tutan oyunlar var. İnanın haftada 3 gün, 4 gün oynuyor. Evet, bir oyun 3 gün, 4 gün oynarsa belki ihtiyacı olan biri iyi para kazanabilir. Ama maalesef ki haftada 3-4 gün oynamak zor. Evet. Haftada bir gün oynadığınızı düşünelim. Örnek veriyorum, mesela Beylikdüzü'nde oyunumuz var bu akşam. Eviniz Beylikdüzü'ne uzak, Kadıköy'desin evet, mesela. O. Şimdi arabanız varsa zaten benzinler zamlanmış, bir dünya benzin. taksiye binseniz taksi bir dünya para. Ulaşım doğru, binseniz bir zor. Dünya ulaşım. Yemek yiyeceksiniz falan, ıvır zıvır 250 lira gitti. Yalan mı? Doğru. Bir de oradan alıyorsunuz 3 kuruş. evet. Efendim bir de turne yapıyorlar, onu da anlatacağım. Şimdi turneye işte uçağa biniyorsunuz. Benim evim Göktürk'te havalimanına yakın. Ona rağmen 150 lira taksi gidiş, 150 lira taksi 300. Evet. Şimdi havalimanında bir kahve isteniz 50.
Gittiğiniz yerden bir magnet alıyorsunuz, bir şey alıyorsunuz, bir yöresel bir şey. İnsan alıyor bir şey hani. Tabii mecbur alıyorsun. Onu bir gitti 100. Ona bir yemek yediniz bir 100 daha. Yani anladın mı? Yani. sanat. Şimdi bana bunu söyleyin. Bunun neresi sanat? Ya haklısın. Yani evet. Böyle bir yani bir şimdi bu kadar her şeye zam varken hani insanların biraz para kazanması geçimler, lazım. Geçimler tabii. Yani tiyatrolarda bence tiyatro yapan para kazanıyor. Oyuncu değil. Doğru. Normalde tiyatrolarda bakın anlatayım. Ünlü olmayan kişilerin aldığı rakamlar 250-350 gibi rakamlar. Evet, evet. Ha bizlere biraz belki bir tık veriyorlar. O da yine 3 kuruş. Değil misin? Aidat parası. Bile değil. O yüzden düşünmüyorum tiyatro. Ne olur bana burada tiyatro severler kızmasınlar. Çünkü şöyle düşünün. Kendinizi bizim yerimize koyun. İşe gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Sizin emeğinizin karşılığını vermiyorlar. Keza mesela bizim televizyon sektöründe de ünlü bazı insanlar var, isim vermiyorum. Hı. Haftanın 5 günü efendim canlı yayın televizyon programı yapıyorlar. Ve ücret almadıklarını biliyor musun? Ya. Gerçekten mi? Herhalde. Ben de dedim ki Allah ya canım Allah. Bir de kendi söylüyor. Dedim ki canım yani bir gün olsa anlarım bak. Evet, bir gün yapabilirsin. Tabii 5 gün çünkü ya. Çünkü kendini göstermek için PR yaparsın. Tabii. Başka bir yerden iş teklifi gelir ama sen haftada 5 gün bir televizyon kanalına gideceksin hani böyle şey evet. Maaşlı ondan sonra ve hiç para almadan neden? Hani ben merak ediyorum neden? Yazık gerçekten. Çok ilginç evet kendisi. İlginçmiş ya. Ya bana göre şey de gelmiyor. Para kazanmayınca hiçbir şey bana zevkli gelmiyor açıkçası. Haklısın. Tabii canım. Bir şey söyleyeceğim ya. Tamer Karadağlı üzerime hapşıran ilk erkek demişsin. Aynen, yani böyle bir gelenek mi var yani insanın? Sürüyordu. Yani, biraz açar mısın? Ya? Çok anlatayım ben size ben. Şimdi biz Jennifer Bristow diye bir rol oynuyorum. Tamer orada benim güya sevgilim, benim bir kocam var. Kocamı aldatıyorum mesela işte. Bunun da bir hapşırık krizi tutuyor, bir hastalığı varmış. İşte ilaçlarını bunu yanlış, işte Volkan Hoca ilaçlarını yanlış veriyor falan. O sırada işte sürekli hapşırık krizi tutuyor. Ve tabii Tamer de iyi oyuncu. Bu rolü yaparken de gerçekten hapşırıyor. Ama hapşırırken de tükürükle hapşırıyor. Ve ben buraların böyle salya sümük içinde... yani o rolüm biter bitmez şeyle siliyordum, havluyla siliyordum ya hakikaten şey bu durum. Eğretiyordum ya. Hatta kaç defa uyardım dedim. Sonra biraz dikkat etti ama yine de o tükürükler öyle bir hapşırıyor ki diye yani. Yani zor bir zor roldü. Bir rol, yani şuralarımdan, şuralarımdan aşağı şuralarım. Şurama doğru çünkü hapşırıyor güya böyle tükürük içinde kalıyor. Ne kadar sürdü tabii bu pandemiden evvel değil mi? 2 sene sürdü o oyun. 2-2,5 sene sürdü. 2,5 sene boyunca tükürükle yıkandım. Çok da uzunmuş ya. Evet ya. Yani o sahne bitsin diye dua ediyordum evet. Yani içimden. Ama çok zormuş ya. Herkes bazen şey yapıyordum. Yani. Rol geriye anlatayım size. Tam böyle geliyor bana şey yapıyor ya. Bir ayağımla şöyle geri gidip onu şöyle alıyordum. Kafasını böyle çekip buraya doğru hapşırıyordu. Bazen böyle çekiyordum. Çok yeter zor ya. Yeter ki gelmesin tipi evet, diye. Evet gerçekten çok zormuş ama. Evet. Vallahi ha şöyle olsa mesela atıyorum. Mesela oyunda hani rol partneriniz sevgilinizdir. Kocanızdır hani. Mesela öyle sıkıntı yok ama hani ya yabancı hani, biri olunca hani. Ay çok zor hakikaten. Sen yapar mıydın öyle bir şey? Hayır hayatta canım. Ama rol iş sanat için? Yapmam. Çizgileri, ince çizgileri olurdu. Ya hayır ben de yapmazdım ama provalarda. Ama helal olsun hayır, yani herkes provalarda bak bu 2-3 ay falan biz prova yaptık. Provalarda bunun böyle olacağı kestirilmedi. Çünkü provalarda tam böyle düşük ufak ufak oynuyorsun. İtalyan oynuyorsun. Tabii. Ya da hapşırıyor ama daha normal hapşırıyor ama sahnede içine bir şey kaçmış bir canavar gibi bir oyunculuğunu döktürüyor. Evet evet. Bir oyuncu evet. En son şey. Oh my god. Oh my god hakikaten geçmiş olsun diyeyim ben o zaman. Ben bilsem yani düşünürdüm iki kere. Esra 2002 Türkiye Güzeli'sin. Evet. Normalinde biliyorsun bu hani Türkiye Güzelleri veya mankenlik güzellik yarışmasından çıkan bütün kızlarımız bir modellik, oluyor. Bir mankenlik geçmişi oluyor. Şimdi ben neden manken neden olamadım? Neden yapmadın? 1.75 boyun var 1.78'im. Çok da güzelsin. 1.78'im. Neden olmadım? Onu söylüyorum. Çünkü ben yemek yemeyi çok seviyorum. Mankenler dünya genelinde başta Fransa olmak üzere Paris işte neyse. 34. Çok zayıflar. Amerika'da mankenlik zayıf olmak demek değil. Top modellik kavramı aynen, var Amerika'da. Evet. Orada mesela benim gibi olunduğu zaman top model olunabiliyor ama o kültür bizde yok. Hani bizdeki Avrupa'da genelde yok zaten. Mankenler evet. Ve Avrupa'daki mankenler aşırı zayıf. Evet. Bir de anatomik olarak o şekilde zayıflar. Biz doğru. Arnavut olduğumuz için evet. iriyiz.
Hani anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Ben çok zayıf bile olsam İri, yapılıyım. Kemikli. Ben bir kere çok zayıftım. 36 beden hiç unutmuyorum. Bir gün bir tanıtıma gittik. Bu işte Nefise Karata ile biri vardı ya hatırlamıyorum. Üçlü bir Hürriyet Gazetesi'nin pozumuz çıkmış. Benim de en zayıf olduğum dönem. Şimdi omuzlar geniş falan ben de Evet. böyle. Bodyguard gibiyim. Ay kızlar yanımda yine pipet gibi kalmışlar aşkım. Ya o kadar zayıf halimi diyorum. Nasıl olacak? Olmuyor. Hani top modellik kavramı olmuş olsaydı ülkemizde eğer. Benden olurdu ama ben öyle yani. Pek de heves etmemişsin zaten Ya ben değil mi yani? modellik mesleğini bakın hani buradan model olmak isteyen arkadaşlara da sesleniyorum. Zaten para yok modellik mesleğinde. Yani iç yüzünü çok iyi biliyorum. Yani defilelere Artık yok 3 kuruş aslında. alıp çıkıyorlar. Artık Evet, yok. O artık 2000'li yok. dönemlerde Evet. 1990 2000'li 2005'e kadar Evet. iyiydi ya da Çok 2008 defile diyelim. yaptım Hadi ben de 2010 zamanında. diyelim. Evet. Ondan 2010'dan sonra çok farklı oldu. İşte ünlü Doğru. modeller biraz para oluyor ama onların da aldıkları para aman Ya aman bir para artık değil. değil. Bir de Çok çok iyi az biliyorum. defile yapılıyor. Ben bile 2016'da en son defilemi yaptım. Hani hakikaten çok bir aralar çok 2000-2016'ya kadar çok Şimdi yoğun podyuma çalıştım çıkmaya çok artık. heves yapıyor kızlar. O Evet. yüzden böyle ben modelim modelim diye ortada geziyorlar. Mesela biriyle tanışıyorsun ben modelim diyor. Bakıyorum abicim hangi nerede çıkmış hiçbir yerde çıkmamış. İşte öyle bir hava piyasa yapıyor Evet. modelim diyor. Yok öyle bir meslek. Yani varsa da para yok. Ha Bu varsa da benim haberim yok pardon. doğru söylüyorsun. Bu arada çok eğitim aldın sen. Şan dersi, müziki dersi değil Evet. mi? Yani hani Vallahi aldığım diksiyon dersi, eğitimlerden bir sürü öleceğim, eğitim. biteceğim ama şöyle anlatayım. Şimdi bizim ülkemize herkes şöhret olmak ve bir yerlere gelmek istediği için eğitim yok. Ben aynı zamanda dövüş dersleri de aldım. Evet, Yani onu uzun yıllar konuşacağız. o var, o var. Ben o kadar Krav çok Maga, eğitim onu da almışım ki soracağım. bir oyuncunun bu şekilde olması lazım. Yurt dışında sıradan bir oyuncu, no name. Evet. Açıyorsun CV'sini, adamın tiyatrosu, dövüşü, işte kılıç Her kullanıyor, şey var. ata biniyor, onu yapıyor. Adam her şeyi yapıyor. Ama bizim buradaki oyuncular bakısı hiçbir şey. Yani hepsi için demiyorum. O Evet. %80 için böyle. Bir oyuncu çok donanımlı olmalı. Aslında ben 30 ya da 40 sene ilerideyim. Evet. Birçok Yani evet şeylerimden. inanılmaz Öyle eğitimlisin. Çok olunması gerekiyor. çok iyi. İnşallah herkes öyle olacak bir Bence de. gün. Mesela Krav Maga'yı neden yapıyorsun? Krav Maga diye bir spor var. Evet, Ve Türkiye'de federasyonu yok ama evet. Krav Maga'nın. Başka ülkelerde var, İsrail'de var, orada burada var. Niye yapıyorum? Çünkü her kadının bir şeyler bilmesi gerekiyor. Krav Maga da güzel bir spor. Biliyorsunuz, okuyorsunuz her gün işte kadına şiddet, cinayetler, Evet, şudur aynen. budur, bir sapık dolu. Evet. Asansörde bile neler izledim geçen, işte kızı bir adam, asansörde kız Acizim. normal çıkıyor. Aslında nereden aklına geliyor? Kamera var Evet, neden asansörde. yani? Yani şaka gibi, neden bilmiyorum ama. Bunlar için biraz eğitim gerekiyor. Evet. Şöyle de bir handikap var. Tabii çok iyi bu dövüş bilmek ya da bunları çok iyi bilmek sizi koruma edebilir. Mesela öyle bir şey olur ki adam size saldırır. Ters yerine bir şey gelir, adamın bir şey olur. Öldüğü zaman da bu sefer ne kadar Aynen, çok nefsi tehlikeli. müdafaa da olsa siz de suç alıyorsunuz. Kesinlikle O öyle. yüzden bu tip şeylerde işte sıfırdan ona kadar ani sinir Kontrollü, evet. çıkıp ondan da sıfıra kadar inmek lazım. Yani adamın orada pestini çıkartmamak lazım. Aynen Çünkü öyle. o sırada Evet. her şey olur. Geçen haberleri izliyorum. İşte ulusal bir kanalda. Bir adam bir arkadaşıyla kavga ediyor. Sadece bir tane yumruk atmış. Adam böyle pat diye şu şekilde düşüyor. Oh. Tabii bu bir kaldırım. Taşa düşüyor. Taşa düştüğü için kafa vuruyor ya. Evet. Yoğun bakımda adam. Ay. Ya bir Evet. yumrukla hani Aynen öyle. Hiç o belli yüzden olmuyor. değmez. Ben o yüzden şunu öğrendim. Eskiden ben çok şeydim. Agresif. Mesela arabayla işte böyle sıkıştıran o takip eden falan olursa öyle dört benzinden yok. Gerçekten. İn lan aşağı falan ya. Tabii canım ben E6 otobanında emniyet şeridine çekip adam dövdüğümü biliyorum. Çok eski. Evet. Yani Şu bunu an on ama sene. artık Şimdi hakimsin. bana biri dünyanın en ağır küfürü neyse Evet. abicim diyorum çok haklısın. En Vallahi iyisi. çok iyisin çok haklısın. En güzeli. Yani insanlar şey zannediyor beni korkak veya hiçbir şey yapamıyor. Hani sinmiyorum. Değil, aslında Gerek yok. kontrolde tutuyorsun Kontrolde kendini. tutuyorum. Ne En gerek var? önemlisi. Çünkü şöyle düşün. O gün ben arkadaşlarımla yemeğe gideceğim. Eğleneceğim. Ben seninle orada kavga etsem. Aynen öyle. Millet videoyu çekecek. Sosyal medyaya atacak. Evet. Karakola gideceğim. İfade Bir vereceğim. sürü teferruat. Ne Stradım ve gerek günüm var? bitecek. Sana değmez. O yüzden evet efendim haklısın. Dünyanın en ağır küfrünü diyemiyorum burada. Dese de tamam abicim diyorum. Doğru söylüyorsun. Allah razı olsun. En Adam da artık güzeli. cinnet geçiniyor. Şimdi hiç yani herkese tavsiyem bu şekilde olmanız. Evet. Karşılık vermeyin. Evet.
Esra, bir sürü sinema filmin var. Ve evet. Ağırlıklı komedi. Hep komedidesin. Evet. Çok eğlencelisin. İnanılmaz enerjin var zaten. Evet, sağ ol. Sen mi tercih ediyorsun yoksa o şekilde mi? Çünkü bir tane drama filminde oynadın. Ya bir tane drama filminde oynadım. Onu? Onda da iyi bir performans sergiledim. Evet. Hani beğendi yönetmen beni. Ama ben genelde dram filmlerini tercih etmiyorum. Çünkü özümde çok eğlenceli bir insan olduğum için. Evet, çok ciddi bir şekilde role giriyorum. Yapıyorum. Evet. Hakikaten rolün de hakkını veriyorum. Ama o rolün etkisinden çıkmam bir zaman alıyor benim. Bu sebepten dolayı da istemiyorum yani. Yani ben mümkünse oyunculuk da çok aslında tercih etmiyorum artık ama... Tamamen mutfak tarafına mı geçeceksin yok, artık? Yok, ben işlerim? Yani sunum, hem program sunumu hem yapımcılık tarafına. Yani çünkü programcılık da çok yetenekliyim o yüzden. Evet. Yani benim işim gerçekten show business, ekranlar. Evet. Oyunculuk evet olur ama seçiyorum proje. Ben tabii bu sektöre girdiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Bazen istemediğim birkaç projede de yer aldım. Hani böyle bilmiyorsun yapımcı kim. Hani dandik, herkesin evet. birkaç oynadığı proje vardır ya hani evet, dandik işler. Evet, evet. Yani oynamışımdır ilk girdiğim. Bilmiyorum çünkü. Her şey deneyeyim. Yani ondan sonra tabii artık iş seçmeye başladım. İşte mesela tiyatro kabul etmiyorum şu an, kusura bakmayın. İstediğim bütçeye verirseniz ancak. Çünkü şeyim, ben bazen ekstralara da gidiyoruz. İşte evet. Organizasyon, sunum, açılış, dernek, düğün bilmem ne iş kaybı oluyor. Onun dışında yani böyle daha iyiyim. Dizi niye tercih etmedin? Hiç, dizi tercih etmedim değil. Aslında şöyle, ben birçok aslında dizilerde rol aldım. Benim şöyle talihsizliklerim oldu. Mesela güzel bir iş vardı yine Türkiye'nin 5 büyük kanalından bir tanesinde. 8 bölüm gitti. Orada da dövüşmemiş aksiyon hı hı. rollerim vardı. Bir evet. de ben hani o devam etse sıyrılıp gidecekse. Evet. Bir tane sitcom yaptık. Emre Altun falan yine Volkan Severcan tamam, var. Biliyorum. Acayip bir proje. Evet. O iş bir tutsaydı bak ben bugün evet, nerelerdeydim. Olurdu, yani mi? Böyle hep oynadım bir yerde tıkan yani projeyle alakalı hani evet. bir tıkanıklık oldu. Aslında proje bir yere gelmedi. Çünkü bir dizide sizin 10 bölüm oynamanız ya da 5 bölüm oynamanız hiçbir yere sizi getirmiyor. Doğru, aynen öyle. Yani iş de tutması gerekiyor, uzun iş tutacak, soluklu olması gerekiyor. Uzun soluklu olacak. Aynen mesela öyle. Oktay Kaynarca neden Oktay Kaynarca? İşler yıllarca sürüyor. Hep uzun tabii, çok çok Oktay. Yani mesela evet. Tamer Karadağlı'yı konuştuk. Neden? Adam o iş, 20 sene zaten. 20 sene hani böyle olmadığı müddetçe de arka sokaklar veya ne evet. bileyim son dönemlerdeki işte mesela Teşkilat çok seviyorum, izliyorum. İkinci sezonuna girdi. Işte YouTube'da tıklanmaları hemen 1-2 milyon minimum. Artık niye ikinci sezon? Bu tip işler olmadığı müddetçe öyle, olmuyor. Yani artık onda da seçiyorum. Evet. Peki şan dersini niye aldın? Müziki, şan. Niye neden aldım? Yani hani çünkü bir oyuncunun bir kere zaten müziki ve şan eğitimi alması lazım. Çünkü size öyle bir rol gelir ki bir şarkı söylemeniz gerekiyor. Bak, yani Amerika'da öyle oyuncuların hepsi çok eğitimli olduğu için evet. bizim Türkiye'de pek yok. ben Türk Sanat Müziklisi seviyordum o dönemlerde. Hatta Türk Sanat Müziklisi albümü yaptım. Evet ama ben şarkıcılık yapmadım tabii ki. Okay. Aslında sesim güzel ama ona sakın şarkı söyle deme istemiyorum şu an. Tamam, okey. Bir ara bana söylersin. Yo, vallahi sesim güzel ama ben aslında şarkıcılık yapmayı düşündüm. Çünkü davudi bir sesim var, kontralto. Yani hem güzel olacak hem sesin iyi olacak hem kuvvetli bir sesim var. Bu da yine zor. Ama ben Türkiye'de şöyle bakın yasaklı maddelerin kullanıldığı yerlerde dumanlar çok fazla evet. olduğu için bende faranjit var. Ben mahvoluyorum. Mesela geçenlerde Urfa'ya gittik. Yine bir organizasyon için. Bizi sıra gecesine falan götürdüler. Ve orada o yasaklı maddenin dumanlarından ben o kadar maruz kaldım ki İstanbul'a gelir gelmez 5 gün yattım. Faranjitim evet. kuduruyor. Bronşitim evet. kuduruyor. Şimdi, benim de öyle. Benim, ben diyelim ki şimdi diyelim ki bir single yaptım. Örnek veriyorum. Başarılı da oldum. Olurum da. Dans ne diyorum vesaire. Nerede sahneye çıkacağım? Doğru. Anca festivaller, evet. açık hava konseri. Aynen öyle. Benim çok yani benim sıkıntı. İş yapabileceğim bir yer evet. yok. Mesela Demet Akalın Etiler'de bir mekanda sahneye çıkıyor. Ben o mekana gittim. Bak duman altı duramıyorsunuz. Evet doğru. Çok fena. Bir arkadaşım basık. Yine Etiler'de bir yerde çıkıyor. Onu da izlemeye gittim. Hatta yine çarşamba bir yerde çıkıyor. Beni davet etti. Hayatım oraya bir gidiyorum. Duman altı ya. Bir de çok yani sonra, oksijen yok evet. Sonra aşkım oradan çıkıyorum üstüm başım leş kokuyor bile. Nefes alıyorum. Bir de düşünsene adam orada püftürüp püftürüp evet, ben orada şarkı evet, söyleyeceğim. Yok, mümkün abi, değil. Yani hani bak bir gün onu da yapabilirim. Single ama yazacağım. Yani ya single yap klibini çek hayır, işte dönsün her yerde. Şu şartlarda hani beachlerde falan okey. Açık havalarda. Açık havalarda. Onun dışında beni çağırmayın. Gerçekten gidemem.
İşte oteller olabilir, ha, açık okay, hava. Evet. Daha geniş yani. Mekanlarda aslında. Ben gerçekten alamam. Anladım. Ben. Ama yap bence ya, yani o kadar eğitim almışsın. Aşkım yapamam. Ben de kortizonla yaşadığım için bende de o sıkıntı var. Ha biliyorsun sen de duramazsın. Tabii öyle canım, bir yerde. Şişiyor hemen içeride. Bir de şarkı içeride. Söyleyeceksin bile. Hani sürekli yok. Nefes gerektiren abi, bir şey. Benim mesela asla öyle bir şey ve yapamam zaten. Ve ses gidiyor. Zaten. Sesim tabii, kısılıyor bir yerden ben. Sonra. Düşün şimdi adam gelmiş oraya bir dünya masa parası ödüyor. Adam da şey yapma mı diyeceğim. Kalk git bunu. Diyecek adam beni böyle vurur. Ondan sonra anladın mı? Hani onu da düşünüyorum. Düşünmedim değil mi? Bana kim iş verecek? Yani onu düşünüyorum. Ama düşünmüşsün yani aslında. Bir plan var ya yani, ama mi? Hayatım bak en ünlü şarkıcılar bile nerelerde çıkıyorlar tabii görüyorsun canım, öyle, yani öyle. Bak, artık daha zor zaten. Ha yani oralarda ben duramıyorum. Haklısın. Onlar dur ben başlıyor rahatsız oluyorum. Sen program. Bir de şeyi sevmiyorum öyle adamlar film oturuyor ya. Ben anladım ben okay, o muhabbetler beni sarmıyor. İleride yaparsam dediğim gibi belirli yerlerde işte beachlerde gençlerle yenelim o mod. Esra takıntıların var mı? Takıntılı mısın yani? Vardır herkesin illaki. Takıntım ne var? Takıntım yani eşyalara bağımlı bir insanım. Eşyalarımın nasıl anlatsam size yani eşyalarımın kırılması ha, okay. Ya da işte çizilmesi veya duygusal bağ mı kuruyorsun? Duygusal bağ okay. Kuruyorum. Mesela evdeki buzdolabımda çok duygusal bir bağım var. Nasıl yani? Biraz açar mısın? Onu çok seviyorum. Benle ne o? Benle geliyor. Anahtan dünyanın en iyi markasını almışım. 20 yıl motor ömrü var. Oh maşallah. 7-8 sene oldu. Ya mesela onu, daha seninle o onu zaman. Onu seviyorum. Mesela ona bağlıyım. Çok enteresan, garip. Evet. Küçükken bu beyaz eşyaların ve oyuncakların, yani tabii çocuğum, konuştuğuna inanırdım. Böyle gezinden ben de. Uyanırdım. Gidip böyle bakıyor acaba konuşuyor. Nesneleri ben bile mesela işte erkek, dişi diye ayırırdım böyle. Ya yani dolap mesela değil mi? Sanki bana hani evet. Dişi gibi geliyor. Evet. Benim de vardı öyle. Takıntılar. Çok işte bu takıntı mı oluyor artık? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Mesela ama. Pembe bir masam var. Onu çok seviyorum. Senin her şeyin pembe bence. Evet. Şey o, odam da pembe. Çok güzel. İşte ne bileyim oyuncaklarımı seviyorum. Yatağımı çok seviyorum. Yastığımı bağlayayım. Mesela tatile giderken o yastıkla tatile gidiyorum. Çünkü maddeyi söyleyemiyorum şimdi. İçindeki bir madde var. Böyle yüzümün şeklini alıyor. Çünkü bir başka bir... Mesela otelde konakladığım zaman oradaki yastıkla boynum evet. Tutuluyor. Onu götürüyorum. Okey doğru, o da ayrı bir konfor meselesi aslında. Başka ne var? Batıl inançların var mı? Hmm. Hani bir şeyden geçersin sonra 3-4 defa var ya öyle bakayım, hani. Yok batıl inancım ne var benim? Bakıyorum 6 rakamını ve 8 rakamını severim ama batıl inancım hani yok ya. Uğurlu sayın falan. İşte 6 uğursuz ve 8. Sayın, 13'ü de seviyorum. 13 benim okulda rakam. Bence de uğurlu. Herkes diyor ya özellikle doğru. Biliyorsun yurt dışından hani yabancı. Dün işte şey ödül diyor. Aldım. 5. ödülümü aldım. Oh, maşallah. Talk show programcısı kadın. Aman en iyi kadın talk show programcısı. Neyse ne işte. Müthiş. 5. ödül. 13. Oh. 13. koltukta oturuyordum mesela. Ha, denk mi geldi sen denk mi dedin geldi. 13'e verişe? Ondan sonra hatta ödülü 13. sıraya koymuşlar bana vermek için. Ama sonra Şenol İpek biraz gecikti trafikten dolayı. Dedim beni ilk sıraya hemen yazın. Çünkü oradan Tamer Karadağ'ın bir organizasyon, bir etkinliği vardı. Onun yanına gitmem gerekti. Oradan oraya gittim. İlk sırada aldım. Evet. 13 yani. 13'ün böyle bir şeyi var. Ama takıntı olarak güzel. Başka bir şey öyle yok. Öyle yok aslında. Eşyalara bağlıyım. Ciddi kimilerin çünkü kedim çok ciddi takıntıları var. Kedime bağlıyım. Ha, okay. O benim hayatımda her tabii şey. Tabii canım. Başka. Evladındır o zaten. Evlat, senin, ona bağlıyım. Başka bir şey yok. Öyle bir erkeğe falan bağlanmam yani. Ha, o güzel. Olmasın. Ya bağlanırım, öyle. Severim ama hani öyle bağımlı. Takıntı bağımlılık olacak. Başka, bağımlılık mesela başka. Mesela insanlar bakın ilişki yaşadıktan sonra aşk bitse de takıntı kalıyor. Mesela hani evet. Boşanıyor adam çok karısından. Çok tehlikeli bir şey. Takık sonra gidip mesela öldürüyor falan. Aynen intikam öyle. Oluyor. Yani öyle bir takıntı hastalığım yok. Çok şükür. Oyun oynar mısın? Yani bayılırım. Telefon, kutu oyunları. En sevdiğim. Kendi kendine. Hayır, telefonda çok oyun oynarım. Ben de. Ha, çok seviyorum. Çok takılıyorum. Cips alıyorum. İçecek bile. Çok keyifli değil mi? Bir saat, iki saat böyle oyun. Vallahi yemin ederim. Bir çiftlik oyununa da daldım bir haftadır. Allah razı olsun bu cep telefonu çıkarandan. Kutu oyunu sever misin? Yok. Vallahi hiç öyle kutu zarlı hani. Kutu pense, elma yerse hiç onu anlamam. Çünkü başka çocukluğumuzda kutu değişik, oyunları vardı. Yoktu ki yani telefondaki oyunlar. Değişik oyunlar, işte isim vermeyeyim, marka bazı şeyler var. Evet. Onları oynuyorum. Değişik tipler var. Böyle aa, oyuncak iyi, da oyuncak. Aynen. Böyle çocukluğum değil mi? Öyle şeyler oynuyorum. Evet. Hiç Türkiye dışında yaşamayı düşündün mü? Evet, Amerika'da, nerede, Miami'de neden? Yaşamak istiyorum. Çünkü hala ben pandemiden önce bir hem dilimi geliştirmek için, İngilizcem var ama çok perfect değil.
Orada bir okulla konuştuk. Hı-hı. Ettik. İşte o zamanlar tabii dolar iyiydi. 2-3 sene önce çok çok iyiydi. Hani 3 ay gidecektim. Hatta evini ayarlıyorlar sana. Alternatif şu ev var. Bir artı bir şu var. Orada tabii bir araba kiralamam gerekiyor. Hepsinin bütçesini hesapladım. Tabii çok uygundu. Tam gideceğim diyeceğim. Bu Tamerlerle oyun oynuyordu. Oyunları hı-hı, oynuyordu. Evet. Şey, tiyatroları falan. Ondan sonra şey işte bu pandemi patladı. Biz en son Kıbrıs'tayız. Turneden döndük. Hatta bizim kaldığımız otelde Alman turisti korona çıkmış. Bizim döndüğümüz akşam o gün karantinaya almıştı. İyi ki döndük ama dönmeseydi de orada kalsak olurdu. Neyse. Zevkliydi. Ondan sonra neyse. Ne diyordum ben? Dur unuttum. Aklım şeyde Kıbrıs'ta kaldı. Kız ne diyordun? Yok yani Amerika'daki o şey. Ondan sonra işte Amerika'yı yani orada yaşamak istiyorum. Öyle bir yani şeyim Miami'de. Var aslında bir planım var. Miami'de. Yani sürekli bir süre için mi yoksa hani artık geleceğimle bir şekilde ona yani mı ayar? Yani orada yani bazı yani tanıdıklar da var ha, ama güzel. Hani orada kalmak bilmiyorum yani. Benim de çok olur. Arkadaşım var hiç gitmedim ama herkes ha, orada giden, çok gelmiyor mutlu. Çünkü. Gelmiyor aynen diyorum öyle. Ne var orada? Herkes orada. Ben de evet, merak çok ediyorum. Çok arkadaşım var benim de. Keşke çok daha 20 sene önce gitseydim. Yani bu mesleğime oralarda başlasaydım. Ha, evet. İlk bana isim verebiliyor muyum? Zeki Başeskioğlu. Biliyorsun Zeki Hanım. Evet bana. Bilirim. Ondan miyim? Bana teklif gelmişti. Bunu da ilk senle anlatıyorum. Avrupa kataloğunun baş modeli olarak kapak çekimi evet. için çok beğenmişti beni. Bir ara çok ya o zaman evet, zaten. O zamanın ondan sonucuma biz sözleşme tam imzalayacaktık. Aa. Sözleşmeler falan işte her şey hazırlandı. Sonra benim annem rahatsızlandı. Rahatsızlanınca işte benim hayatımın akışı değişti. Belki o okay. sözleşme imzalasaydı ben belki 36 beden olarak belki modellik yapıp evet, yurt dışında bir şeyleri değiştirdim. Var. Oradan belki oyunculuğa geçerdim. Evet. Yani hayatım anladım. İkiye ayrıldı orada. Bambaşka bir noktaya gidebilirdi ama şu aşamadan sonra mesela çok iyi bir televizyon programcısıyım ama İngilizce olarak çünkü böyle sürekli espri yaptığım evet. için İngilizce olarak onu yapmak, o kıvrak zekayı anladın evet. mı? Onu yakalamak için bir 3-4 sene background kesinlikle. Gerekiyor. Yetişemem. O bunu doğru. ne hesaplıyorum? Evet yetişemem. Ama oyunculuğu çok iyi yaparsın. Çünkü çok iyi oyuncusun ve altın dolu yani eğitimli evet, olduğun için yaparım. Orada da yapar. Oyunculuk ama benim her yerde yapılabilecek. Gönlüm televizyon programcılığı. Ha, okay, o yüzden Amerika'da. O zaman da, tamam. Orada da böyle çok aman aman çok iyi televizyon programcıları var ama yine benim gibi güzel kadın statüsünde fazla yok. Yani önemli olan oyuncu değil. Oyuncu güzel kadın statüsü çok fazla var doğru. Amerika'da. Ama yine televizyon programcısı yok ama İngilizce evet. o kadar kıvrak onu yapmak aynen için öyle. En az doğru. bir iki sene. Çok önemli. Ama hiçbir şey hayatta olmayacak diye bir şey yok. Her şey olabilir. Orada her mesela şey. Şu bak, an çok takip örnek ettiğim. Örnek vereyim. 1,5 ay önce Yeşim Erçet'in programıma geldi. Tamam. Konuk. Evlendi değil mi? Şöyle bir dakika. Şöyle. Bir erkek arkadaşı vardı. Okay. Çok da hoş bir çocuk. Hatta altlı üstü bunlar komşuymuş aynı sitede. Evlendi. O değil o değil. O değil mi? Başka dur. Mı Yeşim Erçet? Onu anlatıyorum. Tamam, hadi bakalım. Ama dedi aralarında çok iyiydi hani böyle yani ilişkiye zorlama devam ediyor. Bitti bitecek. Programıma geldi. Ben dedim hissettim. Onu bakınca dedim sen üçüncü kere dedim evleneceksin. Evet. Ama mümkün değil Esra dedim ben asla düşünmüyorum üçüncü kere evlenemem. Öyle mi dedim göreceğiz mi göreceğiz derken benim programdan 2 hafta sonra bunlar ayrılmışlar. Sonra hayatına o adam girmiş ama bana anlatmıyor nasıl girdi. Üstünü geçiyor. Ve 1,5 ay içinde evlendi ve çünkü orada onu Miami'de yani. Yaşayacak evet. ve bir... ama o kız ama mutluluğu tabii hak etti ve evet bir şans böyle bir anda döndü. Düşünebiliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. İç güdü mü yani? Fal mı baktın ne yaptın? İç güdü ben mü? Her şeyi hissediyorum. Hissediyorsun değil mi? Evet. Balık burcusun. O yani yüzden. Mesela örnek veriyorum. Yıllar önce işte bu Cem Yılmaz'la Cansu'yla aşkı. O zaman ben Twitter'ı biraz aktif kullanıyordum. Ben yazmıştım bir şeyler. Şimdi söylemek istemiyorum. İşte çok kişi beni linç etti. İşte ayrılacaklar ve başka kazık atacak gibi bir şeyler söyledim. Evet. Onların hepsi çıktı. Mesela Hande Erçel'le ilgili bu Murat Dalkılıç. Dalkılıç, evet. Neyse. Murat onunla ilgili ayrılacaklar dedim. Hani kızı kullanıyor falan dedim. Nereye bunu yazıyorsun? Twitter'a mı hayır, yazıyorsun? Hayır bunu da canlı yayında ikinci sayfada söyledim. Ötekini Twitter'a yazdım. Onu kaldırdım. Canlı yayında söyledim. Sonra Hande Erçel beni şeyden tüm sosyal medyada engellemiş. Yani mesela önemli değil engellesin. Tabii canım boşver ama. Yani yaşı küçük anlamamıştı ne demek istediğimi. Ayrıldı. Evet, hayır, tabii ben her şeyi yani. Görüyorum. Çok pis huylum fal var. Fal bakıyor musun? Hayır. Tarot falan. Şamlar. Gerek yok zaten. Görüntü. Öyle biliyorsun ondan dolayı. Mesela iş görüşmesine gidiyorum. Adam bana işi verecek mi vermeyecek mi benim için ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Her şeyi okuyorum ama
arkadaşlıklarım da öyle ama insanları idare etmek zorundayım. Çünkü tabii eğer ki ben insanları idare etmezsem çevremde olmaz, kimse kalmaz. Aynen ben öyle. En yakın arkadaşım bile bakarken bir sonraki adamının ne olacağını biliyorum. Çok iyi ya. Çok iyi değil. Ya ben, şu, bence hayır, iyi ya. İyi değil. Ben bu özelliğim yüzünden 3-4 yıla yaklaşık asosyal yaşadım. Ha, evet, asosyal. Çok rahatsız oluyorsun. Çünkü her şeyi bilmek ne demek? Sürekli doğru. Düşünce okuyabilme. Ön sezilerin çok. Yani düşünce bile aslında okuyabilmem ne onu da senin. Düşünce bile okuyorum. Çok. Vay be, telepati yapıyorsun o zaman. O zaman bu konuyu çok konuşalım. Sen de biraz Esra var. Ben ama hayır, hiç güzel bir özellik değil. Bu özellik bana mahsus da bir şey değil. Burada insanlar sakın yanlış anlamasın. Tüm dünyadaki 7 milyar, 8 milyar insanda olan bir özelliktir. Tabii, medyal sadece görme, medyal hissetme. Beyin çakralarınızı açmakla alakalı. Çünkü insanlar beyinlerinin %2'sini, %3'ünü kullanıyor. Aynen öyle. Bir tıkını fazla arttırırsanız bu özellik hepinizde evet var. Ben enerjiler demek ki bir şeyi biraz arttırıvermişim. Aynen. O özellik var yani, bu sizde de var aslında. Ben bir süre ilgilenmiştim. İlgilenmiştim ama çok rahatsızlık veriyor. Medyal duyma, görme, hissetme. Düşün mesela, erkek arkadaşım var. Evet. Biliyorsun ne mal olduğunu evet ama insan olarak seviyorsun. Ne yapacağını görüyorum yani. Ne kötü değil mi? Ne kötü. Çok kötü. Bak ben neyi gördüm, onu da anlatayım sana. Anlatayım. Bir erkek arkadaşım işte. İsim vermeyecek misin? Asla. Tamam. Yer yerinden oynar. Tahmin edelim. Ondan sonra bana diyor ki işte aşkım dedim. İşte eve gidiyorum. Gece de saat 11.30 falan, tamam mı? Eve gidiyorum. Dedim işte uyuyacağım. İşte tamam uyu. Ben de eve gittim. O an böyle içim yandı. Eve gittim. Böyle işte telefonda oyun oynuyorum. Böyle gözümün önüne bir şey geldi, fragman gibi. Hani böyle olur ya. Medyal görme işte ona derler. 30 saniye deniz kenarı görüyorum. Böyle krem rengi şeyler görüyorum. Böyle hani eski dalgalar tarz, mı nedir? Eski tarz sütunlar. Ha, okey. Dedim delirdim galiba. Ama içimde de bir kuşku var. Ya dedim bu adam yani dedim kesin dedim eve gitmedi. Şimdi bakın, otellerde, hele de 5 yıldızlı otellerde evet böyle arayıp da babanızın oğlu gibi mesela Esra Sönmez nerede, Serap Koç orada mı dediğiniz zaman bağlamıyorlar. Tabii ki. Biliyorsunuz. Gizlilik şeyi var, kuralları var çünkü. Ne yaptı mı sen? Ne yaptın? Otelin adını da veremiyoruz. Bir saray, herkesin tamam, bildiği bir yer. O iki tane bir otel var orada. Tamam. Bir tanesi evet, biliyorum. Mevsimlerde, aynen, öteki de diyelim saray. Evet. O saray gözümün önünde ve ilk tercih onu seçtim. Enerjimi topladım ve beyinsel olarak bir şey yaptım. Karşı tarafı da etkilemişsindir enerjiyle. Etkiledim ve kadın evet çıktı. Okay. Kitlendi. Sebebi yok dedim. Şu bağlar mısınız evet rica etsem dedim. Mümkün değil normalinde. Asla. Mümkün değil. 4 kere telefon çaldım. 4. de bu alo dedi. Açtı. Otel odasında. Aa, merhaba dedim. Esra ben canım dedim. Nasılsın? Ay. Ev galiba dedim trafik vardı. Evi de oraya da yakına o dediğim okay yere. Anladım. Dedi. Ondan sonra neyse dedim arayayım dedi. Ben dedim dur dedi seni birazdan dedi arayayım mı? Tabii dedim. Kapattım. Keşke her taraftan engel. Ha, hiç gitmedin mi oralara? Kapattın. Hayır bitti. Bitti olay. Şimdi, tabii canım. Bir şey soracağım. Vay be. Şimdi o otel Ortaköy tarafında. Evet biliyorum. Beyefendinin de evi oraya taş çatlasa 5-10 kilometre. Tamam. Şimdi neden orada kalırız? Neden ya yani? Herhalde yani bayağı belli yani canım, nedeni de. Canım evde gece o saatler. Gündüz olsa dersin evet ki belki spa'ya gideceğim falan. Evet. Peki nasıl? Çok mu seviyordun? Seviyor muydun yani? Biraz aşk yani var evet mıydı? Seviyordu. Hoş şeydi evet iyiydi. Ne kadar süre beraberdiniz? Çünkü büyük bir şok yani. Boşver ondan sonra. Okey bitti. Ben öyle her şeyi görüyorum. Çok pis. Vay be. Ve artık o şeylerimi kapattım. Yani artık ya kapatmaya çalışıyorum. Evet. Çok, şey çok rahatsız edici ve yani hakikaten. Ve sonra ne olmuş? Ortak mutsuz arkadaşlarımızı olursun arıyor. Benle barışmak istiyor. Demiş ki Esra bana ajan taktı. Hani İçinde bir ajan var. Konumlu ve kariyerli bir insan. Hani şöyle düşün. Mesela diyelim ki nasıl bir cumhurbaşkanının şu an nerede olduğunu bulmak zorsa onun da nerede olduğunu evet, bağlanmak evet zor. O yüzden 50 bin tane teori üretmiş arkasından. Nasıl oldu? Nasıl diye, olabilir? Ne şekilde? Nasıl olabilir? İşte bazen teknolojinin önüne başka şeyler peki geçiriyor. Peki hiç karşılaştınız mı sonra? Yani bu söyledin mi nasıl? Hani hayır. Öyle bir yok, olay hiç mi olmadı? Aman Allah'ından bulsun. Esra. Gebersin hani ya. Konu değiştirelim o zaman. Konu değiştirelim. Bir şey değişti. Bitmişse bitmiştir bende. Umurumda neyim? Esra ufak dokunuşların var mı? Ne gibi? Estetik gibi. Ben ki hiç, çok güzelsin. Hiç estetiğim yok. Bence de yok. Hemen şunu söyleyeyim. Sadece şu kısımlarıma hafif bir botoks yaptırmıştım. Onun da süresi geçti zaten. Değil mi? 6 ay falanmış herhalde değil yani mi? Yani 4-5 ayda falan bitiyor. Hani gülerken minik evet çizgisi oluşmaması evet adına. Evet.
Mesela böyle bir arkadaşım vardı, burnum için estetik dedim bana. Ben de dedim hani bir parasına iddiaya girdik ve ben onu kazandım. Doktora götürdü değil beni. Değil çünkü değil mi senin? Hayır. Değil çünkü hani belli oluyor zaten. Bununla estetik alakalı iddia edenler varsa Woman evet. TV'ye bağlansınlar. Bütçemizi 100 binden ayarlayalım. Çünkü ben kazanacağım. 5 kişiyle anlatsa 500'ün Allah bereket versin çünkü yok. Çok güzel. Yani, doğal güzelliğin zaten belli de ama hani soralım çünkü zaten herkes bir şekilde. Zaten şurada kemiğim var biraz o görünüyor ama hala böyle estetik diye iddia edenler var ama doktor şöyle mıncıklayıp tutunca anlıyor ya benim zaten. Mesela kemerim var herkes diyor ki niye bir o kemeri törpületir. Hayır hı-hı. Ya benim burnum annemin burnu yani. Annemin burnuyla aynı burnu sayılır. Şöyle anlatayım ben estetiğe bakın karşı değilim ama şöyle. Mesela yüzümü gerdirebilirim. Evet. Mesela ondan sonra sanırım gırdımı şuralarımı çektirebilirim. Bir şeyler evet. yaptırabilirim ama böyle komple burnunu değiştirmek. Bambaşka bir şey değil mi? Evet. Bambaşka hale gelmek. Yani ama çok gerdirme de değiştiriyor ya o yüzü bambaşka bir hale getiriyor. Ben ödüm patlıyor öyle şeylerden. Mesela benim gırdım ben şu gerdireceğim ileride sonra. Yüzümü. Yok aşkım ben hep genç kalmam lazım. O yüzden gerdiririm ama şu an bir 10 yıla kadar. Ben çok... O zamana kadar aşkım ne teknolojiler çıkar artık gerdirmeye gerek kalmıyor. O Fransız askıları falan yapıyorlar onu ya. Ay, bak, hayat, onu yaptıracağına bayıldım, yüzünü ameliyatla şuradan hafif gerdirmek daha mantıklı. O ip dediğiniz şeylerin evet. ne madde olduğu belli evet, değil ve burada çok kalıcı kalması ya. Çok tehlikeli. Aşırı tehlikeli. Hı-hı. O yok içeride eriyormuş yok, bir yok, süre ya, sonra falan filan. Çok tehlikeli ya. Haberler, ana haberlerde ve internette okumuşsundur. Çok o tehlikeli. İp askıdan kaç kişi felç de olabilir yani hı-hı. buradaki çünkü değil mi içerideki o sinirler falan. Ama hani. Yani dediğim gibi çok küçük tehlikeli. Dokunuşlar, hadi ufak minik dolgular minik şeyler, veya şu hafif rüzgar. Yani sizin gençliğinizdeki yüzünüzü evet. değiştirmeyen her şey mübahtır. Bunu erkekler de yaptırıyor ama bambaşka bir Esra olmak, bambaşka bir biri olmak yanlış. Aynen. Hiç ben de asla ve öyle bir şunu şey hiç yok. Düşündünüz mü? Estetik olanların yani estetikle bambaşka biri olanların evet, çocukları var. Nasıl? Hiç evet, kendilerine benzemiyor. Hiç, evet çok yani, çok berbat bir hani şey o. Kendini kandırıyorsun da evet. evladın sana benzemiyor. En aynen kötüsü ne kadar kötü. Sinirlemiyorum. Bunları kim olduğunu. Ama çok var. Dünyada da var. Bizim ülkede de çok var. Ya benim şu kortizondan gıdık problemi ona bile korkuyorum yani. Hani... Yok onun için çok güzel bir yöntem var. İğneli bir yöntem. 3 seansta. Çekiyormuş değil hayır. mi? Hayır. İçinde bir madde var. Buradaki yağları eriten bir madde. Allah Allah. Hı-hı, onu yaptı. Tehlikeli değil yani. Hayır canım. Botoks gibi. İçinde yağları eritiyor. Öyle gıdı. Bir şey yapmak lazım. Yoksa hiçbir şey yok. Onun dışında diyorum ben doğal yaşlanacağım. Ben seni yönlendiririm o yaşlı. Allah Allah. Bana takıl hayatını yaşa. Esra sen çok renkli bir kişiliksin. Teşekkür ayrıca ederim. Tasarımlar yapıyorsun. Kendi kıyafetlerini kendin tasarlıyorsun. Eteğimi gösterebilir miyim? Lütfen göster. Onu bakar mısınız ya? Nasıl beğendiniz mi evet. eteğimi? Evet. Bu etek modelim, benim en sevdiğim model. Evet. Parçalı çam bir etek. Evet. Bunları da alıyorum bir yerlerden, toptancılardan ama rica ediyorum hani para kendi veriyorlar. Evet. Onların tasarımlarını yaptırıyorum. Bizim Göktürk'te bir terzimiz var. Şimdi 5 tane aldım. Daha böyle bir 25-30 tane adam hı-hı. artık yoruldu yani. Tabii yavaş yavaş. De, evet. Böyle yapıyorum. Böyle tasarımları da zevkliyim ben. Osman Bey'de çok fazla aksesuarcı var değil mi? Oralardan oradan mı toparlıyorsun? Oradan değil ben Zeytinburnu tarafına gittim. Orada da çok fazla var. Toptancı. Zeytinburnu'da da var. Evet. Fiyat olarak daha uygun. Aynen kafam öyle. Daha ucuz. Evet. Bak her şeyden haberim alıyorum. Var ya. Ama bu etekleri düşündüm dedim. Böyle bir şey üretip satayım mı dedim ama maliyetli tutuyor. Bu kumaşlar pahalı biraz. İşte emojiler bilmem ne. Yani 1.000 liraya falan satmak lazım ki onu da herkes böyle almaz. Limited edition yapabilirsin aslında güzel böyle. Hani küçük koleksiyonlar limited edition yapabilir. 10 tane şundan 5 tane. Aynen ve limited edition olabilir. Ben, çünkü öyle SML yapacaksın da rengini batarız. Ben mesela çok fazla limited edition koleksiyonları da hazırladım. Hı. Hani sadece 50 tane var mesela ve onun içerisinde numarası var. 1 ile 50 arası. Yani sen almışsın mesela 37. sende. He. Yani sadece 50 tane, sadece 10 tane falan. Ha bak iyi fikir. Bu tür şeyleri limited edition yapabilirsin. Çünkü çok bu her bedene olur. Olur. Bu böyle likralı ve lastikli her evet. bedene. 36'da bunu 40 da giyer. Aynen fark standart etmişsin. Yaparsın. Standart. Aynen 36-40 arası. Bak iyi bu tam limited edition'a geleceğim. İlk sana satayım aç. Evet. Hatırlıyor musun benim bir defileme gelmişim. Evet. Çağatay Ulusoy'dan meşhur değildi podyuma çıkmıştı. O zaman Boğaç senin Boronkay'la mı çıkıyordu o? Evet. Ay pot mu kırdık?
şakacım ama herkes biliyor zaten. Söyle. Google'da yazanı söylüyorum. Sevin getirmişti Allah. Zaten. Şey nefileden 5 gün sonra da Best Model seçildi zaten. Konuşmuştuk. Oradan da hemen Hazal Kaya'yla diziye transfer oldum. Neydi o Best Model skandalı? Best Model dedin de aman Allah'ım. Evet ya ne diyorsa ya Erkan abi. Ya ben hiç bilmiyorum Best Model'la ilgili ama sadece şunu söyleyeyim o konuyla ilgili. Belki geçmiş dönemlerde evet o skandallar yaşanmış olabilir. Çünkü Best Model'da bir sürü insan var çok. Ama Erkan Bey artık 80 yaşında. Hani 80 küsur yaşında. O yaştan sonra 83 yaşında mı? Yani evet, ondan bir şey yapamayacağı için yani şu an o adama bence öyle. Biraz yalan atılıyor gibi geliyor. Ya bir de Erkan abi yalnız şey çok konuşkan. Var. Aşırı konuşkan, hani esprileri de yanlış da anlaşılabilir. Bir kere kalbi yani dayanmaz artık. Aşkım. Aynen. Yani anladım, mümkün değil. O yüzden iftira diye düşünüyorum. Ölür adam yani, mümkün değil. Çok tatlısın ya. Ailede hiç oyuncu, şarkıcı, model var mı? Yoksa tek misin? Hiçbir şey yok. Diyecektim demedim. Bizde ne var? İş adamı var. Hep işle alakalı hep var. İş. O yüzden ticarete senin de kafan çalışıyor evet, bizde demek herkes ki. Ticaret var. Bizim aile aman evet herkes ticaret yapıyor. O yüzden ticaret. Para nerede onlar orada. hiç pişmanlığın var mı? Var. Var. Hangileri var? Anlat biraz ya. Ya güzellik yarışmasına katılmasaydım o pişmanlığım neden? Var. Neden? Aşkım ben ne gereği var? Olsun yani. Katılmasın. O da bir şey özgüven getirmiştir sana ya. Ha? Yok getirmedi. Veyahut da bir start oradan start vermedin ne mi? Ne startı vereceğim aşkım 2002 diyorsun. Millet beni zannediyor ki 2002 yılından beri ben bu sektördeyim. Hayır. 2002 yılında bu skandallar oldu. Sonra dünya dönmüşse oldum. Tacı attım falan. Evet evet. Evet. Dünyada da tacı atan tek benim. Valla. Dünyada yok. Ha. Bak öyle manyağım. Neyse. Sonra ben bir 6-7 sene, 8 sene mi? Yani bu sektörde yer almadım. 2008-2009'da ilk TRT'de başladım televizyon programı, ekonomi programı. Ay hiç de sevmem. Oh my god, ekonomi programı teklifiyle sakın gelmeyin, hepsini reddediyorum. Bana ana haber diyorum, ara haber spikerliği geldi, ekonomiyle geldi, kabul etmiyorum. Ve yapamam. Ciddi bir şey çok sunamam. Çok ciddi, oy bence de sunamazsın. Merhaba. Benim duramazsın yani. Adamı güldürmeye çalıştım orada. Nasıl sunayım? He? Ama tabii o zaman sunuculuğu çok bilmiyordum. 2 sene falan onu yaptım. Yani hani ben ara verdim. Ara verdim. Çünkü 2002'den beri, yani 2009'dan beri bu sektördeyim. Öyle diyelim. 2008-2009. Ne yaptın o ara ne yaptın peki? 2002'de sonuçta. Okullar bitti. Ha, kendimi topladım. O zaman işte ilk erkek arkadaşımla tanışmıştım. Onunla çok uzun, yani 8 evet, seneye evet. Devirdiğimiz bir ilişkimiz oldu. Hatta evlenmek istiyordu, evlenmedim. Evlenmiyorum ben genelde biliyorsun. Evet, onu da soracağım. Sıradaki soru geliyor. Yani evlilik düşünmüyorum. Yani zaten ilerleyen şeylerde, zamanlarda zaten evlilik kavramı komple dünyadan kalkacak. Evlilik çok saçma bir kavram. Sosyal medyadan dolayı. Yani şöyle düşün, sosyal medyadan dolayı değil. İki tane birbirini hiç tanımayan ve kardeş de olmayan, hani aynı evin içinde yaşamayan bir insanı huylarını aynı yapmaya çalışıp bir evin içine tıkıyorsun. İnsan gerekince ev arkadaşıyla bile anlaşılmıyor. Ki tabii şey, canım kavgalar oluyor, tartışmalar oluyor. Yani gerek yok. Ama o sevgili hayata devam ettirmek daha mantıklı geliyor buna. Ya evet tabii iki kişi, iki insanın ayrı evleri olması ama mesela ben evliyim 8 yıldan beri de. Çok iyi arkadaşız aynı zamanda. Arada tabii tartışmalarımız oluyor ama tartışmalar da o kadar komik şeyler için ki. Yani bu niye buradan kalktı, şudur. Yani hiç ciddi ya kavgalarımız hiç olmuyor. Seni. Efendim? Hiç aldattın mı? Aldatsaydı zaten şu an evli olmazdım. Ama belki olmazdım. Haberin yoktur. Ha, onu bilemem. Sen o aldattın ama mı? Sanmıyor. Hayır. Çocuk peki? Düşünmüyorum. Hiç, yok. Ay, tamam düşünmüyorsan o zaman. Ben kendim çocuğum da kendi hayatımı yaşayacağım. Çocuk dediğin yani şimdi şöyle düşünün. İşte hayırlı mı evlat olur, olmaz mı, i̇şte yurt dışına gider mi, zor, okur, belki yurt dışında yaşamayı tercih edecek, birininle evlenir erken yaşta, seni ayrı yılda bir görüyor. Evet. Herkesin çocukları var, ayrı yılda bir görüyorlar, anneyi babayı arıyor yani. İki oğlum var, büyüğü 14 yaşında, küçüğü 6. Tabii ben anladım. De başladım şimdi yani hani artık ne olacak, şimdi 14 sene sonra eşit olacak, ne olacak, bir de erkek çocuğu. Evet. Hani kız çocuğu yine biraz böyle evde hani tutarsın falan da erkek çocuğunu nasıl tutacaksın? Şimdiden kaygılanmaya başladım aslında. Evet, çok onlar zor. Oluyor. Bir kaygılar de işte ya çocuk şunun için gerekli. Öldükten sonra cenazeni kaldırıp helvanı şey ettirip mevlütünü okutturuyor. Hani en kötü. Evet. Bunu en yakın dostun da yapar zaten. Hani bunu bunun için değil de gerçekten çocuk isteyen çocuk yapsın. Evet. Yoksa birçok kişi çocuk yapıyor.
hep şöyle ileride çalışır kazanır bana bakar mantığında çocuk yapan da var. O saçma bir şey. O tamamen, olmaması. O çok saçma canım yani. O tamamen çok ama çok saçma bir şey. Çok kötü yani şu an yani, ben aslında tam tersini düşünüyorum. Yani çocuğun yapma yaşı yoktur. Artık kadınların 50'de bile çocuk yapabiliyor. Her türlü imkanlar arttı. Yani dediğim gibi insan ne zaman kendini hazır hissederse. Yani bak mesela bazen mesela nasıl diyeyim Ebru Şahlı'nın çocuğu vardı mesela evet. Allah rahmet eylesin kaybettik işte evet, geçenlerde evet. Ece Erken'in eşi öldü annesi evet. için nasıl bir acı anda, aynen yani öyle. Çocuk her da ölüyorsunuz şey. Ama hani siz de önce ölebilirsiniz çocuk da önce ölebilir ya yani evet. bunlar gerekiyor ben böyle tek mutluyum aynen yani ne gereği büyük var? Bir delilik aslında hani çocuk yani sahibi olmak çocuğu olan arkadaşlarım var ama çok fedakarlık yapıyorlar aşkım mecbur 7-24. öyle Yani hani ben zaten mesela hani çocuğu olmayan herkesi çok özgür görüyorum. Her şeyi her an her şeyi yapabilirsin. İstediğini ya yapabilirsin. Ya şöyle anlatayım bir şey zor yok. Bir şey. Yani benim çocuğum olsa çok iyi anne olurum. Çok iyi bakarım ama çalışma hırsımın olmadığı, maddi ve manevi kaygılarının olmadığı öyle bir noktada çocuk yapman lazım tamam. ki. Yani böyle çalışmayacağız. Çocuğa ben öyle bakıcı da çocuk bakılması taraftarı değilim açıkçası. Programımızın sonuna mı geldik? Evet Esra. Ben nasıl biliyorum çok ya. Çok tatlısın. Yani senin sohbetine doyum olmuyor. Tabii. Mutlaka bir daha bekliyorum inşallah. Kaç dakikadır efendim biz yayındayız bu arada? 45 dakikadır. Aha, 45 dakika konuştuk. Burası çok sıcak. Ben yanıyorum ateş gibi. Gerçekten mi? Normal aslında. Kız korona mı geldi bana? Ne oldu? Neyse o zaman efendim bir yayınımızın daha sonuna geldik Serapcığım. Çok teşekkür ederim programı konuk olduk. Gerçekten seni ağırlamak çok keyifliydi evet, Esra'cığım. İnşallah uğur getiririm. Ama sana şurada şunu temin edebilirim ki buraya gelen hiçbir konuktan benden aldığın kadar haz almayacaksın. Almayacağım çünkü. Ama yalandan kimse... alıyor gibi yapacak. He, bak evet yeri. Aynen öyle. Tamam. Her zaman bu o güzel gözlerin bize uğur getireceğine inanıyorum. Teşekkür geldiğin ederim. İçin çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.